Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Az önce yeni bir video kapattım ve yüklemeye koydum. Şimdi yepyeni bir video başlatıyorum. Bir saniye. Şöyle bir su doldurup, ay bardağıma bakar mısınız? Çok tatlı. Şimdiki bizimkiler parka gitti. Bakın akşam yatsı ezanı okunuyor. Genelde parkı bu saatlerde çıkarıyoruz. Hem hava soğumuş oluyor, hem de arkadaşları bu saatte geldiği için Efe'nin. Onun için de daha kolaylık oluyor. Şimdi biz sizinle ne yapacağız biliyor musunuz? Ben şu suyumu bitireyim. Bu bardağın linkini isterseniz aşağı koyacağım. İngiliz Home'dan aldım. Çok tatlı ya, bakın. Bunu dayanamadım, açtım ve kullanmaya başladım. Buzdolabının yanına koymadım. Şimdi şu makyaj masam var biliyorsunuz. Aslında o kadar kullanışsız bir masa ki. Yani fazla çekmecesi var gibi gözüküyor ama hiçbir şey sığmıyor. Ve değişik bir hal aldı yani. O yüzden yeni evimde makyaj masamı ben kendim yaptıracağım. Yani almayacağım diye düşünüyorum. Öyle umut ediyorum. Yaptırmayı düşünüyorum. Arkadaşlar benim bu yatak odam o kadar çok toz alıyor ki size anlatamam. Bakın her gün toz almama rağmen şu an bakıyorum ve ciddi derecede tozlanmış. Yani benim artık burama geldi, ne yapacağım bilmiyorum. Yine buranın tozunu alalım sizinle. Şurada bir düzüne sokmam gereken ürünler var. Şimdi böyle elimin altında olsun. Önceden çalıştığım için harara hurara atıyordum her yere. Öyle alıp kullanıyordum ama şimdi böyle hep elimin altında olsun istiyorum. O yüzden şöyle sizinle şurayı bir adam edelim. Bu arada biliyorsunuz geçen vlogda size bu Kiko'dan aldığım çantayı göstermiştim. Bu çantayı böyle günlük kullandığım makyajları böyle buna koyup şöyle şurada tutmak istiyorum arkadaşlar. Bence daha pratik oluyor, böyle çekmeceyi aç, içinde ürünleri al falan filan derken. Buna böyle koyayım, elimin altında şöyle dursun istiyorum. O yüzden buraya günlük kullandığım her şeyi koyacağım. Mesela bu Sinoz'un şöyle bir güneş kremi var. Bunu koymak istiyorum. 3 bir arada olan biliyorsunuz bu SPF içeren BB kremini koyuyorum. Şu Nude'un en sevdiğim lip balmını koyuyorum. Ben bronzer'ı koyuyorum. Bu highlighter'lı olanı. Karam var. Onu da koyacağım. Buradan aldığım ruju, dudak kalemini ve bu yağ koyacağım. Şuradan aldığım şöyle gözaltı torbaları için şöyle bir aloe veralı pet ve bu da herhalde karpuzlu. Şunları farklı. Bir de benim böyle 3 şu siyah nokta maskelerini illaki görmüşsünüzdür. Ben böyle 10'lu almıştım. 3 tane kalmış. Hatta çekmecenin altında buldum. Bu maskeleri de çok seviyorum. Bunları da bir gün sizinle uygularız. Gerçekten siyah notları kökünden temizliyor. Ama benim aldığım bu Kore markasının siyah notlu temizleyici de gerçekten çok güzel. Bunu da kullanıyorum. Hatta bu ikisini kullansam bence daha da iyi sonuç alabilirim. Şöyle şunları da çekmeceye koyalım.
Çekmecede böyle oldu arkadaşlar. Bence gayet iyi burada olamıyor. Hatta şunu da bence şu çantaya koyalım. Şu kaş notun şu kaş reliğine koymak istiyorum. Şu şurada, şurada kalsın. Bu da böyle şöyle dursun. Çanta çok küçük gibi duruyor ama bence her şey sığabilecek bir çanta. Gayet de benim ürünlerim iyi sığdı. Bakın şöyle günlük makyajını kullanabileceğim her şey şu çantada şöyle mevcut. Her şey bak. Evet şöyle şurayı bitirdim arkadaşlar. Buraya günlük kullandığım ürünleri koydum. İşte burada vücut nemlendiricim, yüz nemlendiricim, vazelin. Burada serumlarım var. Aseton işte. Deodorantım. Burada küçük göz kremim ve el kremim var. Şöyle şurayı da bildiğiniz gibi günlük kullandığım makyaj çantası oluşturdum. Burada fırçalarım var. Şöyle şurası ojelerim. Burası böyle ıvır zıvır olmak üzere. Şöyle şuraları bir topladım. Şuraya da biliyorsunuz zaten bir temizledim, topladım. Yani böyle düzenli en azından elimin altında olacak ürünlerle. Şimdilik böyle bir düzen. Ve günaydın. Yepyeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Dün en son sizi ben ne yapıyorduk? En son makyaj masamı topladık sizinle biliyorsunuz. Ondan sonra inanın hiçbir şey yapmadım. Oturduk Yasin'le bol bol televizyon izledik. İşte çekirdek, kola muhabbet. Sonra yattık. Şimdi ertesi bir güne merhaba diyerek başlıyorum videoya arkadaşlar. Bir granola tabağı yapacağım. Canım hiç kahvaltı yapmak istemiyor. İnanın ki hiç hemi sıfır yani. Şu camı açayım bir dakika. Granola tabağı hazırlayalım sizinle. Biliyorsunuz bir granola almıştım. File marketten. Onu bir kere kullandım ama pek beğenmedim. Ama tabii ki ziyan olmaması için onu bitireceğim. Böyle Activia yoğurdum var. Ona güzel bir böyle granola şeref yapalım sizinle. Çok fazla böyle bulamaç yapmak istemedim. Evde ne varsa onları kullandım arkadaşlar. Şöyle şuraya koyalım. Bu sabahki kahvaltımda böyle oldu arkadaşlar. Gayet doyurucu. Buraya da bir soda koydum. Şöyle ben şimdi bunu bir yiyeyim. Daha sonra görüşürüz. Thank you.
uzak. Markete gidip alamadım çünkü hava çok sıcak. O yüzden böyle ben de online'dan söyledim. Artık yulaf yemek istiyorum. İnce öğütülmüş böyle hafif. Bunu sütle falan karıştırmayı. Bir iki kere yapmıştım, hoşuma gitmişti. Şöyle birazcık üzüm aldım. Salatalar için mor lahana, mor lahana, mor soğan ve domates o kadar güzel oluyor ki bol nar ekşi ve zeytinyağı eşliğinde. Gerçekten çok güzel bir salata, deneyin. Şöyle domates aldım. Sanki yemek için böyle bir 3 tane patlıcan. Yani bir yarım kilo patlıcan, 1 kilo mu yarım kilo mu inanın bilmiyorum. Şöyle patlıcan aldım. Fırında patlıcan graten yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane de tadının benim bu sevdiğim barlarından aldım. Yani okey, şimdi kadar. Bir geri kalan bütün malzemelerim evde var. Şu tipime bakın, sonra bir duşa girmek istiyorum çünkü hava çok sıcak. Şimdi patlıcanları şurada biraz tuzlu suda bekleteceğim arkadaşlar. Birazcık şöyle o acılığı evet, şöyle malzemeleri hazırladım arkadaşlar. Bir tık daha erken benim bu yemeğe başlamam için. Yasin'in gelmesine böyle yarım saat kala falan yapacağım.
Çünkü sıcacık pişmesi, yani sıcacık yenmesi lazım. Üzerinde kaşar olduğu, kaşar olacağı için böyle taze taze yiyoruz. Artık yapınca tekrar görüşürüz. Evet, şimdi yemeği yapmaya başlayalım arkadaşlar. Şöyle birazcık da zeytinyağı döküyorum. Sıvı yağ, pardon. Ve bu soğanları atıyorum. Sonra içerisine 3 tane domates, gördüğünüz gibi kabuklarını soydum, domateslerimi koyuyorum. Şimdi o domatesle soğanlar pişerken ben de böyle Efe'ye üzüm koydum. Biraz üzüm yesin, çok seviyor. Onların pişmesine yakında patlıcanları koyacağım. Oğlum ne ara tost yedin? Herkese selam arkadaşlar. Biz yemeği yedikten sonra öyle bir mayışmışım ki. Şimdi MasterChef'i izliyorum. Ondan önce de bir duş aldım. Şöyle saçlarımı bir değiştirdim. Kendime geldim. Yemek bu arada çok güzeldi. Gerçekten fazla çekemedim size. Çünkü şarjım bitmiş ben çekerken. Anca böyle ara ara gösterebildim size. Tam o kaşarları dizerken şarjım bitmiş. Ben onu fırına attım. Sonra pilav yaptım. Ama tabii oraları çekemedim size. Yemek çok güzeldi. Kesinlikle denemenizi isterim. Öyle yani. Bir uyku var bir de. Ay. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi Efe uyudu. Yasin'de balkonu sigara içiyor. Ben de MasterChef'i izliyorum. Birazdan yatarım çünkü bayağı geç oldu. Akşam yemeğine gidiyoruz arkadaşlar. Beraber hazırlanalım. Beni bir tek siz iyi ediyorsunuz. Hastaydım. Yasin de hasta. Bana ondan geçti. Onu iyileştirdik ama bizi iyileştiren yok. Valla bir grip mi, maymun çiçeği, bir şeysi mi, ne zıkkımsa inanın mahvolduk yani. Yasin çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü.
Ve ben bana da bulaşmasın diye her şeyi yaptım ama ne? Gerçekten bulaşıyor. Biraz krem. Şu bronzeri uygulayalım. Nasıl biraz yoğun pigment, o yüzden böyle yavaş yavaş uygulayacağım. Görünüyor mu bilmiyorum ama çok güzel. Bak, çok doğal bir ton. Bu notun en sevdiğim highlighter'lı dropları şöyle bir tık almanız bile yeterli. Hemen böyle fresh, doğal bir görünüm elde ediyorsunuz. Bence bunu almayanınız yoktur diye düşünüyorum. Biraz vazelin sürelim. Şu Kiko'dan aldığım dudak kremi. Ellerim yağlı. Bu ruju o kadar çok sevdim ki arkadaşlar. Çok güzel. Bu da rengi şimdi belli olmuyor size. Işıkta göstereceğim. Göstereyim size bu arada ruja bakın. Görüyor musunuz? O kadar tatlı ki. Makyajım da bu arada böyle oldu. Sade ve güzel. Kombinim de böyle oldu arkadaşlar. Bu beyaz pantolonumu giydim. Bu Zara'nın pantolonu. Şöyle bir gömleğim vardı. Bunu biliyorsunuz. Şöyle bir kombin yaptım. Altıma da spor ayakkabı giyeceğim. Orada ayakkabılarım yeni arkadaşlar. O yüzden halının üstüne basıyorum. Yani böyle fena olmadı. Terlik giymek istemiyorum. Sıkıldım terliklerden inanın. Adam yiyeceğim. Biz söylemiştik de bir pantolon abi, bir kol alalım, bir tane daha. Neredesin? Şöyle Adana'larımız. Ay çekeyim biraz. Çok güzelmiş. Kuru pasta almaya geldik kayınvalidem. Nereye gideceğiz şimdi? Böyle elimiz boş gitmeyelim de. Herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi videoyu yükleyecekken baktım ki kapanış yapmamışım.
bu videoyu da daha da uzatmak istemediğim için böyle bir kapanış yapayım dedim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Beni desteklerseniz çok 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 sevinirim. Bir sonraki videoda artık görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.